günler sevgili seyirciler. Yaşasın Sanat'a hoş geldiniz. Kültür sanat gündemiyle karşınızdayız yine bugün. Bugün Aşık Veysel'in ölümünün 46. yıl dönümü. O vesileyle bugün müzik yapımcısı Hasan Saltık'la bir araya geliyoruz. Hasan Saltık Aşık Veysel'in yeni bir albümünü hazırlıyor. O hazırlık aşamasını ve biraz da maceralı geçen bu aşamayı konuşacağız kendisiyle. Ondan sonra ikinci bölümde Ömer Erbil'le bir araya geleceğiz. Gazeteci ve belgeselci Ömer Erbil'le bir araya geliyoruz. Onunla da son hazırlamakta olduğu Mehmet Akif Ersoy belgeselini konuşacağız. Troya Müzesi'ni konuşacağız yeni açılan. Ve son günlerde gazetelere, basına çokça yansıyan definecilik haberlerini konuşacağız. Evet, Yaşasın Sanat başlıyor. Evet sevgili seyirciler, Aşık Veysel'in ölümünün 46. yıl dönümü. Ve bu vesileyle Hasan Saltık'la bir aradayız. Hasan Saltık bir müzik yapımcısı. Onu bilenler bilir, bilmeyenler için kısaca Türkiye'nin müziğinin hafızası da denebilir. Büyük bir araştırmacı ve çok da başarılı, iyi bir yapımcı. Aşık Veysel'i de çok uzun zamandır ile birlikte hepsi her şeyini biliyor. Şimdi... Bu yeni çıkacak albümü konuşmadan önce kısa bir Aşık Veysel'le ilgili kısa bir şey hazırladık. Senin belgesellerinden de yararlanarak onu seyredelim. Ondan sonra sohbetimize başlayalım. Kaygısızla bir şey yemem. Kaygısız da bir şey yemem. Çabucak elden tez olsam. Kafatıya üç müstol. 650 gaz olsam. Kafatıya üç müstol. 650 gaz olsa. Sarı kızın başı yılan. Sarı kızın başı yılan. İse gelse düşü inen. Sesini bir şey inen. Üç beş tane ehbab olsa. Sesini bir şey inen. Üç beş tane ehbab olsa. Üç beş tane ehbab olsa. Bize gelse filte filte. Bize gelse filte filte. Otursak yesek darta darta. Seksen bin pişmiş yumurta. Üç ölçekte tuz olsa. Seksen bin pişmiş yumurta. Evet, şimdi aslında bu çok özel bir an. Hı. Çünkü ilk defa burada Woman TV'de Yaşasın Sanat'ta Aşık Veysel'in bu türküsü yayınlanıyor. Evet. Türkiye'de, hiç, dünyada hiç sadece inanmamış. İlk defa burada yayınlanıyor. Evet. Şimdi bu çok özel bir an. Hı. Benim için de öyle. Hı. Her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Hı. Bu 57 yıl sonra. Evet. Keşfedilen 17 türkü var, kayıt. Hı hı. Ve bu albüm... ilk defa onu, siz... Evet, ilk defa benim elimde. Bir tane var, o da burada. Ve de biz de seyircilerimizle paylaştık. Bu bugüne kadar gizli kalmış, saklı kalmış, kaybolmuş, geri bulunmuş güzel türküler. Bir depoda bulduk biz bunları. Nerede buldunuz?
3 yıl önce bir hurdacı arkadaş aradı. Hurdacı? Evet. Biz Neyzen Tefik'in kaydını da mesela Ankara'da ben bir hurdacıda bulmuştum Geçer şiirini. Böyle bir şeyler olduğunda hemen arıyorlar, seni zaten soruyorlar. Buluyorlar. 10 saatlik bir kayıt bulduk biz bir depoda, bir sürü kitaplar, şeyler, bir makara banta. Bunların ne olduğunu bize sordular. Aşık Veysel'in özel kayıtları olduğunu fark edince bizim stüdyoda hemen... Ne zaman oldu bu? Bu yaklaşık 5 yıl önce. 5 yıl önce. Sonra bu kayıtların usta malı, yani Aşık Veysel'in kendi bestelerinin değil de diğer Anadolu halk ozanlarının türküleri olduğunu, ağırlıklı da Alevi türküleri olduğunu, onun için de adını da bize de Banaz'da evet. Pür Sultan derler. Evet. Çünkü Aşık Veysel'in genellikle Alevi türkülerini söylediğini hep pek fazla duymamıştık, hı hı, şimdiye kadar. Şimdi bunun bir özelliği de bu. 10 saatlik bir kayıt içerisinde bizim meşhur etnomüzikologumuz Süleyman Şenel'den yardımcı olmasını istedik. Bu 10 saatlik bantlar içerisinde seçildi ve ilk defa da burada bir türküsü yayınlandı. Evet, bu çok şahane bir şey. Hı. Şimdi tabii bu albüm burada hazır gibi durmakla, hı, birlikte elimde, hı, hazır bir albüm. Hı. İçinde çok güzel işte o türkülerin sözleri var, hikayeleri var ve falan CD'nin kendisi, hı, de evet, burada. Fakat bu albüm daha piyasada değil ve inanılmaz bir macerası var. Bu macerayı senden dinleyeceğiz şimdi. Bu daha piyasaya çıkamadı. Halbuki evet, hazır. Bugün çıkacaktı. Biz Aşık Veysel'in yayın haklarını yaklaşık 20 yıla yakındır biz temsil ediyoruz. Yani edisyonunu. Evet. Daha önce de plaklarını yayınladık. Biz bu çalışmayı yaptıktan sonra tekrar Kültür Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. Orada bir arkadaş işte veraset ilamıyla izinlerdeki Aşık Veysel'in kızlarının soyadlarının tutmadığını, dolayısıyla bu evlilik cüzdanlarını görmek istediğini söyledi. Biz şaka yapıyor zannettik ilk önce. Ha, çok enteresan. Ve ciddi olduğunu öğrendik. Ben işte Ankara'daki Kültür Bakanlığı'nı aradım. Bu yani şu sıralarda oluyor herhalde, değil mi? Daha önce böyle bir şey yok. Hayır, şu sıralı bir, yani bu devirde, evet, bu günlerde. Bir de artık o kadar çağ değişti ki. Evet, onu diyeceğim. Bu çağda oluyor. Yani Türkiye'de... Aziz Nesin hikayesi, evet, gibi. Dünyada zaten bir şarkı yayınlamak istediğinde yaparsınız sözleşmeyi, koyarsınız dijitale artık. Çünkü artık CD'de sistem, biz bir de bunu 1000 tane numaralı bastık özel. Hmm. Sadece arşivciler alsın diye, bir ekonomik şey de yok yani, kütüphanelere girsin diye. Yani çok masraflı da bir iş. Normalde ben bunu dijitale koyardım ve bakanlığa da gerek kalmazdı. Ama baskıya girince bakanlıktan izin alman gerekiyor. Bütün belgeleri vermemize rağmen. Ve 20 senedir de hakları sende olmasına rağmen. Hatta daha komik bir şey söyleyeyim. Kültür Bakanlığı herhangi bir çalışma yaptığında Aşık Veysel ile ilgili şarkı kullanmak istediğinde benden izin alıyor. Ki zaten böyle şeyler de oldu. Yani izin vermişim. Ben kendi hakları bende olan şeyin iznini almak için böyle de bir prosedür çıkardım. Şimdi kızlarının, iki kızı var bildiğim, evet, kadarıyla, evlilik cüzdanı isteniyor. Evet. Çünkü soy ismi tutmuyor. Hı. Evlenince soyadları, hı, değişmiş. Peki bu E-Devlet diye bir şeyimiz var. Orada kayıtlarda çıkmıyor mu? Vukuatlı şey vardır onu. O belgeleri toplarsanız. Ya ben de dedim ki bari yıl dönümüne yetiştirelim. Geçen hafta... Peki yani bunu anlayan bir karşında birileri vardır mutlaka, yani senin başına gelenin. Ben Ankara'dan da birçok kişiye telefon açtım. Prosedür böyle dediler. Ya dedim ki şu anda 21'ine yetişsin, yani bugüne yetişsin bari dedim. Hı hı. Ben o belgeleri toplar getiririm, bir problem yok. Hani ben şimdi Sivas'a mı gideyim? Ankara'da Menekşe Hanım'a gideceksin. Ev cüzdanını getireceksin. Hani eleman göndereceğim. Durmuyorsa ne olacak o evlilik cüzdanları? Durmayabilir. 80 yaşında bir hanımın... Bilmiyorum. Yeni baştan bütün varisçilerini herhalde arayacağız. Bir tane şey bulun. Ortak temsilci. Bütün şeyler buradadır diye. Bilmiyorum, şu anda sürüncemede kaldı. Herhalde de çıkarmaktan vazgeçeceğiz herhalde. Yani ve de dijitale koyacağız. Dijitalde dinlesinler. Ama ben isterdim ki, çünkü insanların hala bir sahip olma duygusu var. Okumak hala istiyor, şey yapmak albüm istiyor. Arşivlere giriyor, kütüphanelere, bir de hiç bilinmeyen kayıtları. Yani tam tersi, devletin buna teşvik etmesi lazım, desteklemesi lazım.
böyle bir bürokrasi ve çözemedik. Birçok Ankara'daki bürokratları da aradım. Sadece İstanbul'daki telif hakları sinema müdürlüğü değil. Ankara'dakileri de aradım. Bir dönüş dahi olmadı. Yani ve şimdi seçim dönemi, yani artık Kültür Bakanlığı'na gideceğim. Yeni Kültür Bakanımız da ya, diyeceğim ki bu prosedürü değiştirin. Belki buradan duyurular bir, yani bir çağrı olur. Yani zaten yani benim anlamadığım şu. Zaten hakları, edisyon, evet, hakları sende. Daha önce de çıkarmışsındır albümlerini. Zorumuza giden şu. Yani belgenin, evrağın, hani sanki burada 20 yıldır da biz temsil ediyoruz. Sanki sahte evrakmış muamelesi görüyoruz. Bir de bir de 30 yıllık kalan müzik var burada. Türkiye'nin bütün arşivlerini yapmış. Hakaret gibi bir şey yani, bakanlığın yaptığı, uyguladığı şey. Ne yapacağız şimdi? Basıldı mı 1000 tane önce? Biz 1000 taneyi, bunlar sadece 1 tane numune bastık. Bandrol alınmadan basılmıyor. Aha, anladım. Bu yani numuneyi de artık ben size verdim, gitti. Arşivinize koyun. Ben istemiyorum artık. Çıkar herhalde. Yani herhalde çözülür bu. Çünkü hani biraz matrak Bakan bir şey ama bir keşke bu kadar üzüntü olmadan bir kere... Yok, yani ailesi meydana... de bekliyordu bugün. Yani evet, bugün olması önemliydi. Bugüne yetiştirecektik, evet, ona göre bir program yaptık ama böyle bir şey çıkacağını daha ailesi bugün basından öğrendi. Yani ailesi de çok üzüldü. Yani bunu nasıl olur? Nasıl izin vermezler? Böyle prosedüre takıldı diye. Böyle bir bürokratik bir şey. Üzücü. Çok çok geçmiş olsun. Evet. Fakat tabii ki bu çok büyük bir kazanım bir taraftan. 17, evet, türkü. Şimdi, evet, bunlar nasıl türküler? Biraz önce diyordun Alevi türküleri daha çok. Şimdi ne zaman 10 saate yakın. 50 sene değil mi? 57, evet, sene önce. 61. 61 yılında, hı, kaydedilmiş. Evet. Evinde özel olarak kaydedilmiş makara bantlar. Özellikle... Yani bunun daha bir serisi de, devamı da var. Yani bunların... Kaç saatlik bir bant dedin? 10 saatlik bir banttan bahsediyoruz. Onların arasından mı seçtiniz? Bazıları hiç bilinmeyen, sözleriyle de bilinmeyen türküler. Yani türkü repertuarımıza yepyeni türküler kazandırılmış olacak. Yani bırakın Açık Veysel'in sesini... O da sonraki bir şeyden mi? Tabii, hı, yani onlar devamında çıkacak. Ama böyle bu prosedürü geçirmesi biraz zor tabii. 10 saat demek... Yaklaşık çok... 10 albümlük bir çalışma. Aşık Veysel'in bilinmeyen kayıtları. Bir tane ufak bir bürokrasiye takıldı, prosedüre takıldı. İlki. Evet. Değerlerini bekleyeceğiz. Çok enteresan. Evet, bu türkülerin özellikleri nelerdir? Burada daha çok, demin de bahsettiğim gibi, işte Aşık Veysel Türkiye Cumhuriyeti'nin hani ideolojik en büyük aşığı, ozanı ama bir... Alevi oluşu pek bahsedilmez, hı hı, bu bölümden. Hı hı. O genellikle kendi eserleriyle, işte Kara Toprak'tı, hı hı, Uzun İnce Bir Yolda, hı hı, kendi bestelediği şeyler. Ama aslında Aşık Veysel'in çıkış noktası, beste yapmadan önce Anadolu'nun eski aşık, o kaygısız aptal Pürsün Simi, bunlardan hep türküler söylüyor ilk, hı hı, gençliğinde. Bunlar da o dönemin kayıtları. Yani o anda... Yani yeni kuşak türkücülere de ilham çok, verecek şeyler. Çok çok müthiş bir çalışma. Bir de bu sonuçta da Alevi kimliğini de ortaya çıkarmış, evet, oluyor. O bana da göre, evet, evet. Çok çok değerli bir, hı, çalışma gerçekten. Şimdi bu 10 saatlik kayıtları buldunuz. Nasıl seçtiniz mesela ilk albümü? Hangilerini seçtiniz de 10 albümün birincisi bunlardan oluşuyor? Bu konuda etnomüzikolog Süleyman Bey'e, hı, ben serbest bıraktım. Sonra aramızda konuşma ve tartışmalarda ya dedik ki şimdiye kadar bu yönü ortaya çıkmamış. Eski Anadolu usta malı. İlk önce ismini usta malı mı koysak dedik. Sonra da işte dedik ki biraz da siyasi bir ismi olsun. Bizi de Banaz'da, evet, Pir Sultan derler de, diye o usta malı türkülerini ağırlıklı seçmeye özen gösterdik. Onların içinden de seçip yayınladık. Bu aynı zamanda bunun bir özelliği daha var. Çünkü bizde Aşık ve Ozan kayıtlarını dünyadaki bütün kütüphaneler istiyor. Yani Japonya'dasından tutun Kanada'sına. Dedim muhtemelen size başvuruyorlar. Evet. Kalan müziğe değil mi? Evet. Bir de biz bu teknolojik olarak CD'lerin imha edildi. Artık CD'lerin satılmadığı dönemde biz hala
belli masraflar yapıp bunları üretmeye devam ediyoruz. Belli bir fon ayırıyoruz. Dışarıdan yardım da almıyoruz. Çünkü bizim daha çok şirket olarak artık gelirimiz dizi ve film müziklerinden. Tabii. Yani çünkü artık iş oraya gitti. Evet. Akıllı telefonda artık herkes. Ama bu üretimler çok önemli. Ve bununla ilgili de eski arşivlerin çıkmasıyla ilgili bakanlığımızın bu yönetmeliği bir an önce değiştirmesi lazım. Çünkü birçok arşiv, sadece bizdeki arşivden bahsetmiyorum. Plakçılık sektöründeki bir sürü depolardaki makara bantlar, gün içine çıkacak bantların çıkması için bir beyanla bunların bitmesi lazım. Yani telif hakları bu müzik yasası çıkmadan, sinemacıların çıktı ama bu müzik yasası çıkmadan bunların önü açılmayacak diye düşünüyorum. Hmm. Bir an önce de yani hükümetin... Belki bu vesile olur buna. Bilmiyorum artık. Belki yani çıkaracağız diyorlar olur. ama 12 yıldır da bu müzik yasası masalarının üzerinde evet. duruyor. Çünkü ben MÜYAP aynı zamanda yönetim evet. kurulu üyesiyim. Biz bütün şeyleri, taslakları hazırladık. Bütün meslek birlikleriyle beraber. Yani bu müzik yasasının bir an önce çıkması lazım. Çünkü bu müzik yasası çıkarsa aynı zamanda eser sahibi, solistler, yani yorumcular, hı-hı. yapımcılar gerçek hakkaniyet ücretlerini hı-hı. alacaklar. Hı-hı. Çünkü dünyada şöyle telif söyleyeyim, bizim evet. telif haklarıyla ilgili şu andaki bizim bulunduğumuz nokta, biz 80 milyonluk bir ülkeyiz. İşte Yunanistan kadar telif toplayamıyoruz, ondan yarısı kadar. Yani bu düzenlemenin eksik yapılmış olmasından dolayı. Tabii yani eser sahipleri dolayı. Açısından evet. söylüyorum bunu, söz müzik yazarları, hı-hı. yorumcular açısından söylüyorum. Bu ivedilikle bu prosedürlerin, yönetmeliklerin ve bu yasanın çıkması gerekiyor. Yoksa evet. müzik sektörünün durumu vahim. Bu anlamda söylüyorum. Ve arşivlerin de çıkma ihtimali yok. Yani çünkü bizde sadece Aşık Veysel'in değil, birçok Aşık Ozan'ın yayınlanmamış kayıtları var. Şimdi müthiş bir arşiviniz var. Evet. Tabii şimdi çok fazla hı. vaktimiz de yok. Biraz onu söylemek lazım. İnanılmaz bir müzik arşivi var evet. bir kere. Türkiye'yi karış karış geziyorsun, hı. yeni türküler buluyorsun, hı. onları kaydediyorsun. Yeni sanatçılar buluyorsun. Çok ve daha çok Anadolu halk müziğini, evet. geleneksel müzik, etnik müzik, değil mi? Balkan evet. müzikleri. İşte Anadolu Ermeni evet. müziği, Anadolu evet. Yahudi müziği ve de hep no-name'leri belli bir yere getiriyoruz. Birçoğunu da siz biliyorsunuz zaten. Evet, ben de yakından takip ediyorum evet. gerçekten. Ama bizim kazandırdığımız mesela yeni Karadeniz müziği, yeni besteler yapılmazken evet. Karadeniz müziğini evet. şu anda yeniden popüler hale getirdik. Evet. Yani birçok yeni türkü şeye kazandırdık, repertuara. Anadolu Ermeni müziği, Yahudi müziğine baktığınızda Orta Kelly Yahudi kadınlarının okuduğu ninnileri, türküleri hep tekrar yeni baştan. Yani bizim 30 yıllık geçmişimizde, önümüzdeki yıl 30. yıl kalan müziğin binlerce yeni türkü kazandırmış olduk. Yani normalde bunların konservatuarların üniversitelerinin evet. veya bakanlığın yapması gereken şeyi biz yaptık. Biraz meraktan da yapıyorsunuz. Biraz evet. Yani değil bir de, mi? Öyle başlıyor bir de o zaten. Dönemde biliyorsunuz yasaktı. 12 Eylül evet. döneminde 2009-32'nin onu bir aptal bir yasa vardı. Bir şey. Bayrağı olmayan dillerle ilgili hı-hı. müzik yapılamaz diye. Hani Kürtçenin, Zazıcanın hı-hı. önünü kesmek için Lazcanın. Biz bunlara karşı hep direndik. Bunları Anadolu'nun, Türkiye'nin zenginliği olarak gösterdik. Şimdi tabii şimdi bizim... herkes sahip çıktı. Evet. Ne güzel. Öyle oluyor. Evet. Öyle bir şeyleri pişmesi gerekiyor. İşte Lazca, nenemden Lazca ninni var deyip getiriyor. İşte Zazaca UNESCO kaybolmakta olan diller arasına koymuştu. Biz Zazaca'yı tekrar popüler hale getirdik. Mikail Aslan'la, Ahmet Aslan'la, Aynur'la. Yani evet. artık herkes çocuklarına, torunlarına Zazaca öğretmeye evet. başladı. Millet artık çocuklarıyla Lazca konuşmaya başladı. Hani bunlar eskiden böyle yapılmayan şeylerdi. Ki. Şimdi popüler hale geldi diye düşünüyorum. Peki bu müzik tutkusu, bu arşivcilik diyeyim daha doğrusu. Hı-hı. Prodüktörlük hı. ve arşivcilik bir merakla mı başladı yoksa bir tesadüf eseri mi başladı? Nasıl oldu? 30 sene öncesine tamamen gidelim tesadüf. Çok kısa. Ben işte dersimden yeni geldim. 13 yaşındaydım. Dediler senin kulağın çok iyi. Devlet konservatuarına yazdırdılar beni. Sınavı hemen geçtim işte. Bir kulak sınavıydı. Ritim sınavı.
Aracı olan da benim amca oğlu Rahmi Saltuklu. Evet. Onu da buradan analım. Evet. Sonra sevgiyle, bir yıl saygıyla okudum oboa bölümünde. Oboayı bilmiyoruz. Zurnanın gelişmiş hali dediler bana. Ya konservatuvar da bana göre değil. Hani tam müzik kulağımız var da. Niye oboa olması gerekiyor? Ellerime baktılar, dudağıma baktılar. Anladım. Oboa dedi. Ben oboanın ne olduğunu bilmiyorum tabii. Neyse bir sene solfejde eğitimdi. Sonra gazetelerde reklam ajanstı. Reklam ajanslarında ofis boyluk. Yani hep ofis boyluk. Sonra normal lise. Sonra müziğe yatkınlığım vardı. Tesadüf eseri. Bu işe girdim. İlk de o Ahmet Arif'in kendi sesinden kaydını yaptık. Evet. Rahmi Saltun'un bir plak şirketinde. Ya dedim, bu müzik sektörünün haline baktım. Bunlar yapıyorsa ben daha iyisini yaparım diye. Sonra bu işler nasıl oluyor diye. İşte grup yorumla başladık. Kardeş Türküler, Erkan Oğur, Şevvasam, Lemansam, işte bir sürü Cihat Aşkın, bir sürü müzik gruplarıyla. Bir de dedi ki biz bu arşiv serisini yapalım. O dönemde de yasaklar var. Bir insanın ana dilini yasaklama kadar da aptal bir şey olamaz. Biz bunun inadına Anadolu kültürüyle ilgili bir çalışma ve bu işleri yapmak isteyenlere bütçe ayırmaya başladık. Çünkü belli bir kazandığımızı bu alana yatırıyorduk. Osmanlı müziği de yaptık. Yani her alanda bu konuda ayrım yapmadan biz dedik ki Türkiye'nin ulusal şirketi nasıl oluruz? Çünkü Amerika'da Smithson Folkways var. İşte Almanya'da Pliny vardı. Ve her ülkenin ulusal, Rusya'da Melodia vardı. Yani ulusal büyük plak şirketlerinden bahsediyorum. Biz bunu Türkiye'nin haline çevirebilir miyiz diye. İşte böyle araştırma, çalışma. Sonuçta bu hallere geldik. Gel ve bu konuda da hani ilk önce bir de biz enayi gözüyle baktılar. Ya bunlar satar mı etmez mi? Yani millet popüler müzikle uğraşırken. Abi günümüze baktığınızda birçok plak şirketi kapanırken. Siz hala CD yapıyorsunuz. CD yani yapıyoruz. Onu bırakın. Hemen film, dizi müzikleri. Evet. Film, dizi müzikleri de yapıyorsunuz. Bir de sadece müzik arşivi de yok. Belgesel de var sizde. Görüntü arşivi de. Ve belgesel de yapıyorsunuz zaten. Bir iki tane. Sovyetler dağıldığında işte Moskova'da gidip Mos filmcilikten. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğunda hep çekimleri yapanlar Rus kameramanlar. Bizim 10. yıl Nutkun'u bile çekenler Ruslar. Evet. Onlardan aldım, Fransa'ya gittim. Fransız devlet arşivlerinden öyle veya böyle aldık. Hep Osmanlı görüntüleri. Yani çeşitli kurumlardan, şeylerden sonra toplaya toplaya birçok belgeselciye de yardımcı olmuşuzdur. Evet, oradan da. Veya zaten belgeselini getirirse müziğinde de yardımcı olmuşuzdur. İlk filmini yapanlara birçok filmcinin ilk yönetmen ve ilk filmlerde hep genellikle yardımcı oluyoruz. Ne güzel, çok çok güzel. Ben şimdiden 30. yılını kutlayayım o zaman kalan müziğin. Gerçekten zaten birkaç ay sonra bu vesileyle gene bir araya geliriz inşallah. Büyük bir konser yapacağız zaten. Bütün kalan dostlarını zaten açık havaya davet edeceğiz. Evet, böyle bir şenlik yapacağız 30. yılı. Harika olacak o zaman Sayden. O günü iple çekiyorum. Şimdi Aşık Veysel'in bu Bana Da Banaz'da Pir Sultan Derler albümü çok yakında çıkacak diyeceğim, umuduyla diyeceğim. Yepyeni 17 türküsü çıktı. Çıktı, işte toparlandı. En yakın zamanda bu iş çözülecek diye ümit ediyorum. Bakacağız. Ve işte sevenler şeyden bulabilecekler. Piyasadan satın alabilecekler. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Sayden bir de biliyorum iki ayağın bir pabuçlaydı bugün. Seni hayatta kırmam. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, burada yarıya gidiyoruz. Yarıdan sonra tekrar bir araya geleceğiz.